Eşimle konuşmak istiyorum. Yarın konuşup gerekli ikazları yapacağım. Yalnız senin de Volkan'la konuşman gerekiyor. Sonuçta kızları ona emanet ettik. Ama o ne yaptı? İlaç desteği olan bir kızın sarhoş olmasına müsaade etti. Olacak şey değil yani bu durumda... O kız ne ima etti Umay? O adamın yakasına neden yapıştı? Yani bir sarhoş zırvasını ciddiye aldığına gerçekten inanamıyorum. Sar. Başı sar sen. Durmadan başa sar. Tek bir cevap vermeden başa sar. Klasik Umay Karay taktikleri. Bu kez bir işe yaramayacak. Bana anlatacaksın. Bu kız Yıldırım Saner'in neden yakasına yapıştı? Ablanın ve senin bu adamla ne alakanız var? Senin ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu? Hı? Yani daha dün tanıştık adamla. Bizim ne alakamız olabilir? Bilmiyorum Umay. Bilmiyorum. Bunca yalandan sonra senin kiminle ne alakan olabilir bilmiyorum. Sarhoşluk deyip geçemezsin. Bana anlatacaksın. O kız benim bilmediğim neyi biliyorsa bana bir bir anlatacaksın. Gerçekten hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyor Reşat. Ne bilebilir? Senin kızın ağzından çıkanları mantığın alıyor mu? Almıyor. Almıyor. Benim mantığım seninle ilgili hiçbir şey almıyor mu? Almıyor. Kim Yıldırım Saner? Dün tanıştığımız bir yabancı. Ne kadar sarhoş olursa olsun kafasından bir hikaye uydurup daha dün tanıştığı adamın yakasına mı yapıştı bu kız? Benden buna inanmamı bekliyorsun? Kulak mıyım ben? Ha? Reşat, burada dünyanın en saçma şeyi yaşanıyor. Ve sen benim cevaplarım yerine bir sarhoş sayıklayan bir kızı ciddiye alıyorsun. Peki. Kaldır kızı, kendisine sor. Manipüle ediyorsun. Sürekli manipüle ediyorsun. Hadi durma. Durma, manipüle et. Ben senin gibi bir kadına bunca yıl nasıl inanabildim? Nasıl? Aptal bir sarhoş zırvası yüzünden şu duruma düşmemiz gerçekten... Acı. Acı. Çok acı. Ve utanç verici.